iki gün üst üste aynı sahili çekmek ve görmek varmış kaderde. Denizin güzelliği. Arkadaşlar ben de vlog çekiyorum. Video çekiyorum. Benim eski telefon Aras'ta ya, onun 128 GB hafızası var ve çok güzel artık montajlar yapıp müzikli videolar koyuyor, resimler koyuyor. Çok güzel bir becerisini keşfettik Aras'ın. Geçen hafta öğrendik. Hoş geldiniz bu arada. Berber dükkanımıza mobilya alışverişine çıktık. Bizimle beraber Antalya'dasınız. Yusuf navigasyonla kavga ediyor. Değil mi Aras? Çok komikti. Sahildeyiz. Biz sahil yolundan geliyoruz. Çünkü trafik felaket, merkezde yoğun. Navigasyonumuza ne kadar kalmış? Konumumuza ne kadar kalmış? 6 dakika. Evet, teşekkür ederiz. Gülücük. Teşekkürler. Tamam. Navigasyon başarılıydı. Abi nereye gidiyoruz? Şimdi burada hem Koç Han kozmetik var. Yani ürünler. Hem de bizim aradığımız diğer taraf. Korkmaz. İki taraflı giriş değil mi? Buraya park edebilirsin. Sen sonuçta bu adamın müşterisisin. Biz geldik. Şunları aldığımız zaman aynı gün getiriyor musunuz reis, yoksa koltuklar. Ne zaman? Koltuklar. Stop çalıştığınız ürünler var. Bunlar yıkama koltukları. Kızlar. Bayanlar evet, için özellikle. Bay bayan da fark oradan etmez. Nartekili. Çok güzel modeller var. Rezidonun başka hangi model var? Ortadaki o berber şu. Makaslı olan var. Sarı şu olan modelden var. Elinizde. Korkmaz olan yazandan var ama orada yazı yok. Yazıyı siz yazdırıyorsunuz. Öyle elinizde hazır. Yok tamam, anladım yani. Şu hemen arkamdaki şundan 3 tane hazır var. Ya, bu biraz. Şundan var. Şu anda 4 tane hazır. Hı, o da çok şıkmış. Ama yanları şeyleri yok değil mi onların rafları? Onlarda raf yok tabii. Çok güzel. Tabii Yusuf daha profesyonel olduğu için. Çok bulunduruyor özellikle. Raf olması çok önemli. Çünkü evet. Gözlerine... Baştakini mi diyorsun? Tabii raf olması daha değişik. Şunlar şurada. Koltuklar da alacağız kızlar bir şekilde. Bunlar şimdi ayarlanıyor. Yukarıya kalkıyor, aşağı iniyor. Efendim anneciğim. Bilmiyorum annem, daha sormadık, fiyat sormadık. Lavaboları da var içlerinde. Bunlar böyle uzuyor. Saç yıkamak için bu şekilde uzatılabiliyor. Sen bir şey atmadın mı? Sen bana bir şey atmadın. Koltukları görüyor musunuz ne kadar güzel? En az iki tane koltuk lazım bize. Gold da düşünüyorum güzel olur. Gri, şey, gümüş de olabilir. Ledli bu şekilde fiyatlar. Ledli modeller daha doğrusu. Şu lavabo hoşuma gitti. Şu lavabo güzel. Siyahtan artık şey geldi ya bana, evde kullandığım için. Ama bu da güzelmiş, geniş. Sizin için çekiyorum. Bunlar bekleme koltukları. Ha, manikür pedikür. Hı, çok güzel. Manikür. Aç oğlum kimse. Anneciğim bak, şu anda babam bir şeyle meşgul. Bana... Şaka yapacak zaman değil oluşum. Bunlar da bayanlar için ilerleyen zamanda düşündüğümüz koltuklar. Şimdi fiyatla şeyine geçtik. Şimdi fiyat önemli sağlı. Şu en arkadaki var ya. Ondan iki tane hazır elinde. Ben oturdum, deneme bile yapıyorum. Şu tezgahı beğendik. İki tane bundan düşünüyoruz. Lavabolar değişecek. Bu siyah lavaboyu oraya takacaklar. O beyazı buraya. Şeyle ampullü mantıklı ledli metri verecekler. Güzel. Tabii fiyatta anlaşırsak ilk noktamız burası. Yusuf'un birkaç adresi daha var mı bilmiyorum. Şimdi koltuk olarak da şurada sırf sade koltuklar var. Onlar hoşuma gitmedi. Ben şöyle daha gösterişli ve kollu, ayakları falan koyacaklı koltuk istiyorum. Daha rahat. Şimdi biz mobilyalarımızı seçtik. Bugün bir ufak bir kapora aldılar. Cihan'la da Yusuf güzel anlaştı çok şükür. Taksitli bir şekilde hallettik. Tamam, şimdi neye doğru geldik? Yan tarafa geldik. Burada fön makinesi, tıraş setleri, makaslar, her şey. Kuaför içine gerekiyorsa her şey burada var. Şimdi Cihan bizi buraya yönlendirdi. Hızlıca buradan da alışverişimizi yapacağız. Bugün çünkü mobilyaların gelecek. Kurulumu falan yapılacak. Bugün teslimat olacak. Bir saate kadar hemen kemere dönüp dükkanımıza gidip malzemeleri karşılamamız gerekiyor. Taraklar, maraklar burada. Her şeyi Yusuf hazırlayacak. Kızlar, çam yuvaya girdik. Çok şükür saat tam 5. Bütün malzemeleri tabii ki alamasak da ana
gereken temel malzemeleri aldık. Onları yüklediler, getirdiler. Kardeşim karşıladı nakliyeyi. Onlar şimdi indiriyorlar. Biz önceden İbrahim'i aradık. O da uyuyordu sağ olsun. Uyandı gitti yardıma. Onlar indire dursunlar. Biz şimdi Aras'ı hemen bırakacağız. Aras sıkılmış, eve gitmek istiyor. Ondan sonra Aras'ı bırakacağız. Biz hemen dükkana geçiyoruz, berber dükkanına. Çünkü o fayansların süpürülüp kurulumu yapacaklar. Nakliyeci aynı zamanda kurulumu da yapacak. Malzemeyi aldığımız çocuk Cihan dedi ki abi dedi kurulumunu yaptırın. Her şey çalışıyor mu? Bir şey çatlak, kırık hiçbir şey olmasın. Tertemiz aldığınıza dair en azından bana arayın dedi. Ben de gönül rahatlığıyla dedi. Nakliyecim dönsün. Şimdi Çamyuva'dayız. Hemen yolun bitiminde sağa gireceğiz bizim mahalleye. Aras kuzuyu bırakacağız. Biz yemek yiyemedik ama orada tatlı, dondurma, bir sürü şey aldık. Yedik yani ayaküstü. Ondan sonra enerji içeceği içtik arabada. Yemek kısmı önemli değil. Önemli olan şu dolapların falan hallolmuş olması ve çok şanslıydık gerçekten. İlk gittiğimiz dükkandan hemen alışveriş tamamladık. Başka yere gezmemize gerek kalmadı. Çok hızlı gelişti her şey. Çok da güzel oldu. Sağ olsunlar komşuların hepsi birbirine şey yaptılar. Yani işte benim müşterim yardımcı oldum hem fiyatlarda hem şey. Evet bir tık beklediğimden bir tık daha fiyatlar şeydi. Tabii araştırdığınız gibi fiyat aldığınız gibi olmuyor. İşte eklediğimiz parçalar oldu. Ne bileyim malzemeler oldu falan. Gene de ellerinden gelenleri indirimleri yaptılar sağ olsunlar. Gördüğünüz gibi bu taraf bizim restoranlara, dükkanlara giden taraf. Şurası mahalleye giren taraf. Çok şükür sağ salim geldik. Bugün kurulum yapılacak. Yarından itibaren de işte su çekilecek ve elektrikler çekilecek. Avizeler daha teslim edilmedi. Avizeleri bekliyoruz ki elektrikçiyi çağırıp o işleri de hallettirelim. Şimdi tam yerinde size zaten ayrıntılarıyla göstermeye çalışırım. Fiyatlarla ilgili de sonra oturur bir bilgi yaparım. Çünkü daha hepsini bir listelemem lazım. Kafamızı bir toplamamız lazım. Öyle daha hazır enerjimiz varken dükkanda gereken işleri yapalım. Sonra annemin yanına bir kahveye uğrarız. Oradan Yusuf zaten arabayı bırakacak. İşi biter bitmez. Ben de motorumu restoranttan alıp eve geçerim yavaş yavaş. Günü de böyle verimlik bir şekilde tamamladık çok şükür. Efendim bir tanem. Nasılsın? Aras nerede ya? Aras nerede ya? Aras'ı evde bıraktık halacığım. Ne yapıyor baban? Ayyaş. Ayyaş. Oh atletleri çıkamıyorum. Atletlere girmişsin. Malzemeler ağır tabii. Ayyaş. Aras evde aşkım aşkım Aras evde. Bak ne gelmiş. Seni burada oturtup koltukta ne yapacak? Enişte tıraş edecek. Işkım. Gel bakalım. Ağır malzemeler tabii. Korkuyorum. Hadi bakalım gel. Elini ver. Malzemeler indiriyorlar. Araba şuraya giremiyor maalesef pasaja. Artık şey yapacaklar. Miroş ile Ezel de buradaymış. Of, Aras'ı eve bıraktık geldik. Ben hemen yerini oraya silip süpüreyim. Gel yeri silip süpürelim aşkım. Hadi canım. Tamam. Tamam. Onu halledeyim. Gel halacığım gel. Gel işimiz var seninle gel. Gel işimiz var. Elini ver. Hayırlı işler. Siz benim tatlı yardımcımı görmediniz. Gelinciğim bana yardım etti. Ezel kaçıyor dışarı. Bak bak. Matkap sesini duydu. Ezel hemen dışarı fırladı. Bak bak bak. Bu seni hala yer. Tamam büyük parçaları indirdiler. Arkadaş montajcı zayıf olan. Aslında göstermeyecektim de bitmiş halini göstereyim şimdi size montaj yapılıyor. Biz hemen burayı iki koldan süpürdük. Mihriban silmeye girişti. Adam dedi ki abla çamur olur şimdi silmeye dedi montaj çocuk. Elektrik aboneliğini almıştık ya kızlar. Elektriği bağlamışlar. Suyu da açmışlar. Artık bundan sonra suyumuz, elektriğimiz, bütün harcamalarımız bize ayrı fatura olacak. Size renk tonunu göstereceğim ama şöyle biraz daha aydınlatırsam daha iyi anlayacaksınız. Şu benim seçtiğim ve birazcık kalitesiz olan da alçı gibi boya çıkıyor dedi Yusuf. Bir deniyoruz. Hiç de bir şey çıkmıyor. Gördünüz mü? Bence bunu Yusuf niye yaptı biliyor musunuz? Çünkü bu renk onun içine sinmedi. Bu renk Yusuf'a çok koyu geldi. Tamam mı? Kendi seçtiği renk bu renk. Eski rengi şu. Fark edebiliyor musunuz aradaki farkı? Şu. Beyazlı şu. Gri iki ton. Şu en az bir 3-4 ton koyusu.
Ama istemedi. Yusuf o rengi istemedi. Neyse bu rengi bende var. Boyamız hala elimizde. Şurada duruyor. O boyayla ben terasımı boyattıracağım. Terasımı duvarlarını değerlendireceğim. Evet. Şimdi raf. Ondan sonra şeyler, ayna falan silinecek. Ayrıntılı temizliği yapılacak zaten de. Önemli olan şu mobilyası bir yerleşsin. Aile boyu buradayız. Kardeşim de sağ olsun geldi. Şurada çöpe gidecek olanlar var. Dışarı gidecek olan çok şeyler var. Hepsini boşalttık kapının önüne. Bizim beyler kurulum burulumu yaparken Miroş Ezel'le eve gitti. Ben de gene anama kavuştum. Canım benim. Şimdi annemi kendime de üye yapıyorum. Destek olacak bana. Yerim ben seni. Tamam, çağrısını takayım. Ondan sonra da Oruflame kataloğunu inceleyip kişisel sipariş vereceğiz. Mihriban da abla beni de üye yap dedi. Evet, satışı yapmayacaklar onlar ama kendilerine ürün falan lazım olduğu zaman girip en azından bakacaklar. Belki onların da altına birileri olur. Neden olmasın? Mihriban maskara falan almak istiyormuş. O yüzden şimdi Suzan'a ulaşacağım. O işleri halledeceğim. Anneciğime gene geldim, kavuştum. Dedim orada erkeklerin arasında ne yapayım? Aslında eve de bırakabilirdi Yusuf beni ama Kemer'e gitmemiz lazım. Gene birkaç malzeme falan bakacak. Aras evde. Havada kararıyor. Ne kadar montajları sürer bilmiyorum. Annemle şu işlerimizi halledelim. Sonra eve geçerim artık ben. Eve geldik. Saat 7'yi geçiyor. Belki 8'e geliyor. Of. Şimdi hızlıca üstümü değiştireceğim de Kemer'e gideceğiz. Hazır bugün artık arabayı bulmuşken şu bütün arabayla yapılacak işlemleri bitirelim. Ben bugünkü çerez almayı unuttum. Unutmadım aslında da. Acilen şey nakliye yola çıkınca adam da burada bekletmeyelim. Bir an önce malzemeyi dizelim diye. Çerez çarşısına uğramadık. Bir daha da Antalya'ya çok zor ki gidelim. Anca zaten yoğunluk orası burası. Yusuf'un da işi başlıyor, malzemesini, mobilyasını, kurulumunu yapmışlar. Aras evde olduğu sürece Serkan da magıt magıt yapmış. Dondurma mondurma yapmış. Tezgahı sabah bıraktığımdan farklı bulduğum için şimdi tezgahı toparlıyorum. Yusuf'tan rica ettim. Temiz sepetini verdim eline. Dedim ki şu çamaşırları, terastakileri topla. Ekmek aldım gelirken marketten. Bir şeyler yeriz yemek diye. Yusuf dedi ki ek döner alalım dedi. Eve gelince marulumuz, domatesimiz, her şeyimiz var. Güzel ekmek arası döner yapalım dedi. Barbekü sosu, yanında içecek alalım. Dışarıda şimdi 3 kişinin yemek yemesi arası da götüreceğiz yanımızda Kemer'e. En az böyle sağlam yemek yemek için yanında içeceklerle 500 lira. Kemer'de. Hani Çamlıca'da gene 300-350 liraya 3 kişi yersin ama Kemer daha pahalı. Turizm yeri daha merkez. O yüzden en güzeli Yusuf dedi öyle yapalım. Ben de tamam dedim. Şimdi size ne göstereceğim biliyor musunuz? Berber malzemelerinin alışverişini göstereceğim ama şimdi değil. Şimdi derken yani ya bu vlogu eklerim ya bu vlogu kapattıktan sonra ekstra bir vlog çıkarırım. Onun dışında biz şimdi Kemer'e ne için gidiyoruz? Hem boru malzemelerine bakacak Yusuf hem de ara şu ceviz suyunu iç diye verdim. İçmemişsin anneciğim. Al şunu. Şunu iç bebeğim. Hem de Yusuf'un üst baş kıyafet alışverişi yapılacak. Kemer'de toptancı çerezci var mı bilmiyorum. İnternetten onu bakmam lazım. Ondan sonra şurada BİM'den bir şeyler almıştık da kirli arabadaki çöpleri falan da şeye topladım. Arabada çok şişe falan vardı. Onları da topladım. Burası çöp. Benim kendi kayınvalidem Adana istedi. Adana yaptıracağız. Yani öyle günü bitiririz. Enerji almıştım. Şimdi içeceğim arabada. Birazcık enerji olsun. Ajandam olmazsa olmaz. Onun dışında Suzan'la daha telefon görüşmesi yapmam lazım. Çünkü annemi altıma üye yapacağım. Onun bilgilerini Suzan'a atmam lazım. O da daha yeni eve girmiş. Telefon bağlantısı yapacağım. Onun arabada hallederim. Yusuf alışverişini yaparken. Bu akşam da birazcık yoğun geçecek ama hem Kemer alışverişimizi hem Antalya'daki berber alışverişimizi size sanırım ayrı vlogda yaparsam daha iyi olacak. Şimdilik bu vlogu herhalde kapatacağım. Kısa mı oldu? Ne kadar çektim? Bugün ne çektim onu bile bilmiyorum. Sizleri seviyorum. Nefret ediyorum bu cümleyi söylemekten. Yoruluyorum, yorgunum, bitkinim ama tertim çıktı. Hem psikolojik yorgunum hem fiziksel yorgunum. Olsun ama. Ha gayret, bunlar tatlı yorgunluklar, güzel yorgunluklar.
Ailelerimiz de destekçimiz. Allah hepsinden razı olsun. Maddi manevi iki tarafta çok destekçi, çok moral veriyorlar. Sağ olsunlar. Kimisi fiziksel yardım ediyor, kimisi arabasını veriyor, kimisi maddi destek oluyor, kimisi moral veriyor. Hepsinden Allah razı olsun. Hem eşimin ailesi hem kendi ailem. Hepiniz iyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız benim YouTube ailem. Sizi seviyorum. Yarın görüşürüz. Bay bay.